İş Kadınları Derneği'nde de başkan yardımcılığı görevini yürütüyorum. Türk Konfet İş Dünyası'nda Kadın Komisyonu'nun da 2013-2015 dönemini Sayın Hülya Gedik Sandıklar Başkanlığı'nda çalışmalarımıza başlayacağız. İki temel çalışmayı hedef aldık bizler. Bunlardan bir tanesi kadın istihdamının, iş gücünün artırılmasına yönelik hem hukuki hem de finansal düzenlemelere yönelik çalışmalar olacak. Bir diğer çalışmamız da parlamentoda kadın sayılarımızın artması için. Tabii bu ikinci hedefimiz de aslında birinciyi destekler nitelikte. Çünkü artık kadın siyasetine yönelik daha fazla çalışma yapılması gerektiğine inanıyoruz. Burada Türkiye'de kayıt dışı ekonomiyle beraber yine en aksak kalan yanın bizler kadın istihdamına yönelik olduğunu düşünüyoruz. Eğer izin verirseniz ben bununla ilgili birkaç rakam da paylaşmak istiyorum. Bugün Türkiye'de her 100 girişimciden sadece 7'si kadın. Bu kadınlarımızın kullanmış oldukları ortalama kredi ise 35 bin. Bu 35 bin TL'yi bizler yatırım tutarı olarak görmüyoruz. Bu 35 bin TL'yi bizler fakir fukaralıktan kurtarma tutarı olarak görüyoruz. O yüzden bu tutarların artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda önümüze, yani her kim koymuş olursa olsun, ister bu hükümet ister daha sonra, bizler mesela Diyarbakır İş Kadınları Derneği olarak birçok proje gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi 40 tane kadınımıza büro elemanı yetiştirme programıydı. Bu çalışmanın sonunda 40 tane kadınımız istihdam garantiliydi ve iş yerlerine işe yerleştirildiler. Onunla beraber girişimcilik eğitimi verdik 120 kadınımıza. 114 kadınımız girişimcilik sertifikası aldı. Son yapmış olduğumuz projelerden biriydi. Girişimciliği ciddi anlamda önemsiyoruz. Kadın girişimciliği özellikle önemsiyoruz. Çünkü bugün istihdam alanında kadın istihdamında yaratılan %5'lik bir artış, yoksullukta %15'lik bir azalış. Yani sizin kadın istihdamındaki her bir birimlik yapmış olduğunuz artış yoksullukta 3 katı düzeyinde etki etmekte. Bu yüzden kadın istihdamını önemli buluyoruz. Kadın girişimciliğini önemli buluyoruz. İstihdam düzeyinde de zaten artık yeni pastayı oluşturanlar, yapılan araştırmalarda da görülmüştür ki sadece girişimcilerimizden oluşmakta. Girişimci sayımızın artmasıyla ancak bunlar sağlanabilir hedefler olmakta. Bu yönde çalışmalarımız da devam etmekte. Peki. Tabii ekonomiye yansımasından önce biz huzur ortamına yansımasını esas alıyoruz. Burada yaşayan insanlar olarak çok güzel bir söz vardır. En kötü barış bile en haklı savaşta iyidir. Biz barışın her türlüsünü istiyoruz. Ve bu barış ortamıyla beraber sağlanacak huzuru ancak uzun vadede sağlanacak bir teminatla yatırımcıyı çekebileceğimize inanıyoruz. Bu uzun vadede sağlanabilecek yatırımcı kısa vadeli önünü görerek buraya çekmemiz mümkün değil. Uzun vadede önünü görebilmesi gerekiyor. Bunun için de en büyük teminatın anayasal süreç olduğuna inanıyoruz. Anayasal süreçle beraber bu yatırımları buraya huzur ortamına çekebileceğimizi ama aynı zamanda çok ciddi aksak kalan altyapı çalışmalarının da bu zaman içerisinde sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Literatürde pozitif özgürlük dediğimiz bir anlayış vardır. Yani bu şu demektir. Eğer birine bir şey yapabilmesi için gerekli imkan ve araçları sunmuyorsanız o halde orada özgürlükten bahsetmenizin bir anlamı yoktur. Eğer bu bölgede insanların bir şeyler yapabilmesi için gerekli araçları bu insanlara sağlayamazsanız burada da çok fazla özgürlükten bahsedebilmenin bir anlamı yok. Şimdi bugüne kadar yapılan çalışmalarda hep şunu dedik. Bir çivi çakandan Allah razı olsun. Ama süreç o süreç değil. Çünkü gerek yatırım teşvikleri gerek diğer projelerle bizler kısa vadede getiri sağlayabileceğimiz yatırımların, projelerin uzun vadede bu kente maliyet olarak döndüğünü gördük. O halde artık bir çivi çakandan değil de doğru çiviyi doğru yerde çakandan Allah razı olsun diyebileceğimiz bir sürece geleceğimize inanıyorum. Bunun da illaki çözüm süreciyle olabileceğine inanıyoruz. Ve hep şunu diyoruz, otoriter bir devlette yurttaşlarımız ahlaki ve zihinsel potansiyellerini geliştiremezler. Bizim bireyler olarak buradaki hem eğitim çalışmalarında hem diğer çalışmalarda sağlanacak çözüm sürecinin üzerimizdeki otoritenin kalkmasıyla beraber ben hem zihinsel anlamda hem diğer anlamda çok daha etkin çalışmalar yapılacağına, çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Şimdi evet, kadınlarımız artık daha fazla söz sahibi ama hala yeterli düzeyde söz sahibi değiller. Bugün Türkiye'nin %50'sini oluşturan bir kitleyiz ama bir %50 olarak sesimiz çıkmıyor. İşin açıkçası ben burada biraz da maalesef bizim beylerin
kadın erkek eşitliği konusunda çok samimi olmamalarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani elbet birçok ayağı var ama bunun bir ayağı da bu samimiyetsizliğin olduğunu maalesef düşünüyorum. Çünkü bunu gerek kendi STK'larımızda görüyoruz, gerek iş yaşamında görüyoruz. Samimiyet dediğimiz şey, kadın hakları konusunda bahsetmiş olduğunuz olgunun yine kendi eşinizde ve kendi kızınızda uygulanabilirliğidir. Yani eğer bu uygulanmıyorsa, ki bunun uygulanmamasıdır ki bizi bu kadar kadınlarımızın seslerini geride bırakan şey, bunu doğru bulmuyoruz. Bir kere öncelikle bir samimiyetin ortaya konulması gerektiğine inanıyoruz. Söylemsel desteklerin değil, eylemsel desteklerin artık harekete geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bakın biz şunu diyoruz, artık 20. yüzyılda erkek egemenliğinin hakim olduğu, erkek bakış açısının hakim olduğu iş dünyası sona eriyor. Bugün dünya literatüründe Athena doktrininden bahsediyoruz. Bu doktrin gerek iş yaşamında, gerek siyasal yaşamında, diğer bütün bulgularda artık feminen tarzda yaklaşımların daha başarılı olduğunu savunan bir doktrindir. Ve bizler artık şunu söylüyoruz, bıyıklı kadınlarımız bıyıklarını çıkarabilirler. Ve tam tersine artık erkeklerimiz de iş dünyasında başarıda daha feminen bir bakış açısına sahip olmaları gerekiyor. Ya bu feminen bakış açısına sahip olabilirler ya da kendi yönetim kadrolarında o feminen bakış açısını sergileyebilecek bir bakış açısını alabilmeliler. Yani bugün eş başkanlık dediğimiz sistemler, bugün yönetim kadrolarında artık genel müdürlerde yine bir erkek ve bir kadının yer alması, işte bu iki bakış açısının artık senkronize edilmesidir. Yani başarı bu ikisinin senteziyle yola çıkacaktır. Yani...